Pandemi süreci siz esnafları nasıl etkiledi? Tabii pandemi sürecinde Mart Nisan aylarında bayağı işlerimizde düşüşlerimiz oldu. Yaz sezonuna döndüğümüzde Temmuz, Haziran, Temmuz, Ağustos. Ağustos 15 gibi falan fena değildi. Orta şekerliydi ama ondan sonra tekrar düşüşler oldu. İster istemez etkiliyor. İnsanlar korkudan dışarı çıkmıyor ki normaldir, doğaldır korkmaları da. Çünkü bir salgın var neticesinde. Salgından dolayı işlerimizi, yani benim işimi etkilediği gibi bütün esnaf arkadaşlarımız da işlerini etkiliyor. Fındık sonrası hareketlilik oluştu mu peki? Şu an itibariyle o istediğimiz hareketlilik oluşmadı. Şu an itibariyle oluşmadı. Yani istediğimiz verim yok. Çünkü gelen istihbaratlara göre fındık da aşağı inmiyormuş. Yani herkes elindeki fındığın fiyatı yükselecek diye elinde tuttuğundan istediğimiz seviye, istediğimiz düzey yok. Geçen seneye göre düşüş var tabii ki. Okulların geç açılması sizi nasıl etkiledi peki? Tamamıyla etkiledi. Çünkü şu anda benim şu saatte sizinle böyle bir röportaj yapma şansım yoktu. Yani o kadar bir yoğunluk olacaktı ki mümkün değil benim sizinle böyle bir röportaj yapmam. Raflarımız şu anda gördüğünüz gibi duruyor. Ha, sağlık olsun, geç olsun ama güç olmasın. Önemli değil. Bizim iş yapıp yapmamamız da önemli değil. Ama şahsımızda bütün okul kıyafetleri satan arkadaşlarımızı olduğu gibi etkiledi. Pandemi süreci esnafı olumlu etkilemedi öncelikle. Çünkü herkes öncelikle sağlığına önem vermeye başladı. Dolayısıyla alışveriş geri plana düştü. Fındık sonrası hareketlilik başlamadı bir kere. Çünkü öncelikle okulların ne olacağı belli değil. Birinci sınıflar gidiyor, sekizler gidiyor, on ikiler gidiyor. Tamamen okul sezonu başlamadı aslında. Bir de eskiden fındık satıldığı zaman insanlar alışverişe yöneliyordu. Okul sezonu, borç harç ödeniyordu. Şimdi insanlar işte direkt kuyumculara gidiyor. Dolayısıyla ya altına yatırıyor ya dolara, euroya yatırıyor. Artık neyse, yatırım amaçlı kullanıyorlar. Bunlar da bizleri olumsuz etkiledi bu iki süreç aslına bakarsanız. Herkesi zaten tüm esnaflarımızı iş olarak etkiledi. Geçen seneye göre bakılırsa hani bu sene mesela bizim yazın yani sezonumuz düğünler olduğundan dolayı geçen seneye göre düğün artışı daha da azdı, yani daha da az bir şey olarak etkiledi. Şu anlık daha belli değil. Ama şimdi okullar açılıyor. Okullar açıldığı için biraz bir hareketlilik var. Tabii fındıkta köylülerimiz köyden şehre indi. O yüzden biraz bir hareketlilik oldu, görünüyor tabii. Bu bir kurgu çünkü bakıyorsun Antalya olsun, Samsun olsun, büyük şehirlerde eğlence mekanları, gençlerin gittiği dans, müzik, bu gibi yerler, nasıl söyleyeyim, kapatılmadı. Hala bakıyorsun internette, sosyal paylaşım sitelerinde kalabalık ortamlar, millet dans ediyor, eğleniyor. Yani bunlar kapatılmıyor, düğünler yasaklanıyor. Bunlar çok yanlış bir şey bence. O konuda şikayetçiyiz tabii. Bu içinde bulunduğumuz pandemi süreci bütün kesimleri etkilediği gibi bizim sektörümüzü de etkiledi. Eğitim, öğretim sezonun açılmamasından dolayı tabii ki malum biz de etkilendik. Ufaktan bir hareketlilik var. O da sadece birinci sınıfların açılmasıyla ilgili açıklama yapılmıştı. Onunla ilgili çok ufak bir kıpırdama var. Ama genel olarak çok olumsuz etkilendik. Bu süreç sıkıntılı bir süreç. Fındık sonrası şu anda üretici fındığını daha indirmedi, satmadı. İhtiyacı olanlar sattığı için piyasaya daha yansıması olmadı. Yani online uzaktan eğitim olması bizi olumsuz etkiliyor. Tabii ki yüz yüze eğitim olmasıyla uzaktan eğitim olması arasında dağlar kadar fark var. Hem öğrenci açısından hem bizler açısından sektör olarak ciddi anlamda etkileniyoruz. Ama dediğim gibi önce sağlık. Sağlık, sağlık. Lütfen kurallara uyalım. Maskesiz dışarı çıkmayalım, kurallara uyalım, mesafeyi koruyalım, dezenfektanımızı yapalım, maskesiz kesinlikle ve kesinlikle sokağa çıkmayalım. Teşekkür ediyorum.